Şimdi gördünüzler, Rabbim hem ezanımızı hem de bayrağımızı kıyamete kadar inşallah bu topraklarda eksik etmesin. Değerli dostlar, dediğim gibi hem hüznü yaşıyoruz hem sevinci. Hüznümüz iki dönem genel meclis üyeliğini başarıyla yapmış ve son bir buçuk yıldan beri de Gördes'te güzel çalışmalara imza atmış. Kendisine ziyadesiyle memnun olduğumuz Süleyman Doruk Başkanımız bugün kendi rızasıyla bu vazifeyi bırakıyor. Ben inanıyorum ki Gördes nasıl bundan önce İlhan Türe'den tutun da Ali Altuncu Başkan'dan Ahmet Esen Başkan'a kadar nasıl sahip çıkmışsa ilçe başkanlarımıza, kıymetli Gördesliler bundan sonra da Süleyman Doruk Başkan'a sahip çıkacaktır. Onu ilk önce Allah'a, ondan sonra sizlere emanet ediyoruz. Emanetinize sahip çıkın inşallah Gördesliler. Değerli dostlar, tabii sevincimiz, muhabbetimiz şu. Bugün birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Güzel bir ortamımız var. Bugüne kadar tabii yine partinin değişik kademelerinde vazife almış Mehmet İnce arkadaşımızla inşallah yolumuza yürüyeceğiz. Süleyman Başkan tabii kongre sürecinde bu vazifeyi bırakmak istediğinde Mehmet İnce Bey'le beraber Nurkan Altuntaş arkadaşımız da bu vazifeye talip olmuşlardı. Yapılan istişareler genel merkezimizle, sizlerle, vekillerimizle yapılan istişareler neticesinde Mehmet İnce arkadaşımızla yürüyelim noktasında karar verildi. Nurkan Bey'e de bu duruşundan dolayı, bu sürece de katkısından dolayı, verilen karara da gösterilmiş olan saygıdan dolayı da teşekkür ediyorum huzurlarınızda. İşte AK Parti bu değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin genel başkanımız bizim, başbakanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, şimdi artık Cumhurbaşkanı oldu Recep Tayyip Erdoğan. Görev değişiklikleri oluyor. Bakanlar değişiyor, genel başkan yardımcıları değişiyor. Hamdolsun kazasız belasız bir şekilde, kavgasız gürültüsüz değişiyor. Bugün Gördes'te de aynısı. İlçe başkanı değişiyor ama yerine konsensus halinde yeni bir ilçe başkanı geliyor. Diğer siyasi partilerin analizlerini tabii ki kıymetli vekilim mecliste her gün yaşıyor. Onların ne kadar büyük sıkıntılar çıkardıklarını, ne kadar büyük akla hayale alınmayacak yanlışlıklar yaptıkları noktaları elbette ki vekilim daha iyi sizlere izah edecektir. Ama şu var, AK Parti hakikaten değerli arkadaşlar dava hareketi. Bu davamız bizim her zaman da ifade ettiğimiz için söylüyorum, milli ve manevi duygularımız güçlü olan büyük Türkiye'yi oluşturmak, kendi DNA'larına, kendi kodlarına tekrar geri gelecek güçlü bir ülke oluşması için çalışıyoruz. Bunun için de bu dava hareketinde çok şükür insanlar kendi koltuklarını, kendi makamlarını başkalarına tavsiye edebiliyor. Kendi nefsinden önce başkalarını tercih edebiliyor. Bu sizlerin AK Parti'nin büyüklüğünü gösteriyor. Zaten bu büyüklüğünüzle liderimiz, bizim bu siyasi hareketimizin kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kadar ayak oyununa rağmen, bu kadar iftiralara rağmen çok şükür bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyorsa sizlerin ona vermiş olduğu güçtür. Sizlerin bu davaya olan sadakatinizdir. Tekrar 30 Mart'ta da bu sadakatinizle beraber belediye başkanlığını da tekrar kazandık. Sizlere tekrar tekrar kocaman teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Önümüzdeki süreç meşakkatli olacak, zorlu olacak. 2015 seçimleri geliyor. İnşallah bu seçimler içinde de bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizler eskisiyle, yenisiyle, genciyle, kadınıyla hep beraber tek yumruk olduğumuz müddetçe ben inanıyorum ki değerli dostlar, Gördes'te de böyle, Manisa'da da böyle, tüm Türkiye'de yine bayrağımızı şanla, şerefle dalgalandıracağız. Yine iktidara yürüyeceğiz. Büyük projelere hep beraber imza atacağız. İnşallah önümüzdeki bu meşakkatli dönemde birbirimize sahip olalım, birbirimize sarılalım, birbirimizin hatası eksiğini açığa çıkarmayalım. Müslümana yakışacak şekilde eksiklerimizi, yanlışlarımızı, hatalarımızı gece gibi olup üstünü örtelim ve inşallah hedefimize yürüyelim. Değerli dostlar, fazla vakit almak istemiyorum. Kıymetli vekilim de burada. O da çok güzel şeyler ifade edecektir ki muhakkak. Ben bu duygu ve düşüncelerle
Gerçekleştirdiğimiz kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar emeği geçen bütün dostlara, bütün yönetimdeki ve başkanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mehmet İnce arkadaşımıza da çıkmış olduğu bu yolda, bu önemli, meşakkatli, ağır yolda başarılar diliyorum. Kongremiz Gördesimize, Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Konuşmasından dolayı Sayın İl Başkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ mikrofona davet ediyoruz. Çok değerli İl Başkanım, çok değerli Gördes Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, çok değerli Demirci Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, Soma ilçe başkanımız, çok değerli Gördesliler, hanımefendiler, gençler, çok değerli divan, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Allah evlerimize huzur versin, keselerimize bereket versin, itibarımızı, imanımızı ve sağlığımızı almasın inşallah. Devletimize ve milletimize Allah zeval vermesin. Değerli kardeşlerim, bir kongre yapıyoruz. Kongreler bir hücre yenilemesi. Kongreler aynı zamanda bir öz eleştiri. Öz eleştiri herkes yapamaz. Tenkitlere karşı tahammüllü olmak iyi insanların işidir. Ama öz eleştiri yapabilmek için erdemli olmak gerekir. Nerede hata yaptık? Nerede güzel işler yaptık? Bunları düşünmemiz icap ediyor. Gördes çok başarılı bir seçim yaşadı. Geçen dönem Muhammed Akyol Bey, bir eğitimci kardeşimiz, aynı zamanda idarecilik yapan arkadaşımız, belediyeyi kazandı. 2009 seçimleriydi ve o günden bugüne kadar 2014'e kadar hizmet etti. Ve bu hizmetlerinden dolayı Gördesliler tekrar kendisine teveccüh ettiler. Yine seçildi, hem de çok yüksek bir oyla seçildi. Ve Muhammed Akyol'a karşı, aynı zamanda ilçe teşkilatımıza, onun yönetim kurulu üyelerine Ahmet Esen'e karşı bu bir teveccühtü. Gördeslere çok teşekkür ediyorum. Muhammed Akyol'a da Gördeslere uygun hareket ettiği için, onlara hizmet ettiği için, hizmetkarlık yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim. İkinci Cihan Harbi yaşandı dünyada. Eskiden bilgi bizdeydi. Biliyorsunuz bütün peygamberlerle beraber Allah tarafından bilgi peygamberlere ilka edildi, verildi. Ardından peygamberlerle beraber kavimler geldi geçtiler. Biz 700'lü yıllardan 1700'lü yıllara kadar dünyanın efendisiydik. Bir biz vardık, bir de başkaları. Gelmişiz cihana, medeniyet nedir öğretmişiz, bu cümleleri sarf ettirdik. Ama 1700'lü yıllardan sonra ise büyük bir çöküntü başladı. Osmanlı yıkıldı. Fakirlik başladı, yoksulluk başladı ve büyük imparatorluk çöktü. Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyet bizimle beraber 91 yaşına girdi. Ve bu 91 yıl içerisinde altyapıya, üst yapıya, eğitime, sağlığa önem verdi. Her iktidarın az veya çok katkısı var. Bu Gazi Mustafa Kemal'le devam etti, İnönü'yle devam etti, Celal Bayar'la devam etti. Ama ardından çok partili hayat geldi biliyorsunuz. Menderes'le beraber çok partili hayat. 10 yıl hizmet etti Menderes. Yollar, köprüler, ilk defa millet devletiyle barıştı, ilk defa millet diniyle barıştı, ilk defa devlet dinle barıştı. Din, devlet, millet el ele 10 yıl boyunca barajlar, yollar, okullar, köprüler, hizmetler. Ama Menderes 10 yıl sonra idam edildi bir gece yarısı. Türkiye'de maalesef sizler sandığa kadar aktörsünüz. Sandıkta oylarınızı veriyorsunuz, meclise iyi insanları gönderelim istiyorsunuz. O meclisin duvarında şöyle bir yazı var: hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Hiç öyle olmadı arkadaşlar. Ara sıra milletin egemenliği mecliste tecelli etti ama hep birileri geldi darbe yaptı. 1960, 1971, 1980, 1997 ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da o zamanki Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımız şimdiki döneminde Ay Işığı, Sarı Kız, Balyoz, Ergenekon gibi operasyonlar yapmak istediler değerli arkadaşlar. Bu memlekette siyasetçiler söz sahibi olması gerekiyordu.
Batı dünyasındaki nice harbini yaşadı. Hemen demokrasiyle tanıştı. Hemen millet devletle, devlet milletle barıştı ve o büyük medeniyeti kurdular. Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı, Japonya'yı inşa ettiler arkadaşlarım. Bizim işçilerimiz 1963'lü yıllarda oraya işçi olarak gittiler. Oralara temizlik işçisi olarak gittiler. Hani beş büyük imparatorun üçünü kuranların çocukları Almanya'da Almanların bulaşığını mı yıkayacaklardı? Tuvaletlerini mi temizleyeceklerdi? Ve onlar sanayileştiler. Almanların bir sözü vardır. 100 yıl önce otomobili icat ettik, bütün dünyaya otomobil sattık ve onunla zengin olduk derler. Teknoloji onlarda, hani bizdeydi ve ardından Türkiye'de teknolojik hamleler yapmak istedi. Ama müsaade etmediler, gör destiler. Hep darbeciler, Türkiye'de siyasetçiler konuşması lazım. Avrupa'da Genelkurmay Başkanı konuşur mu? Almanya'da darbe olur mu? İtalya'da darbe olur mu? Fransa'da olur mu? Almanya'da bir tane başbakan vardır. Başka kimse yoktur. Ne Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşur siyasetçi adına, ne kuvvet komutanları konuşur, ne de orada üniversitedeki hocalar konuşur. Ama bizde sabah erken kalkan mikrofonu eline alıyordu. Menderes döneminde de böyleydi. Özal döneminde de böyleydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde de böyle oldu. 2010 yılına kadar, referanduma kadar böyle oldu. Siz referandumda yeter, söz milletindir dediniz. Yeter, söz milletindir, karar da milletindir dediniz. Recep Tayyip Erdoğan da 2010 yılına kadar bunlarla uğraştı. Darbecilerle uğraştı. Sabah erken kalkan mikrofonu eline alıyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Malatya Üniversitesi Rektörü, YÖK Başkanı, siyasetçiler şaman olanıydılar. Oysa ki sandıkta, bütün roller sandıkta dağıtılmalıydı. Bütün aktörler sandıkta belirlenmeliydi. O sandıkta aktörleri de rolleri de dağıtacak olan halktı, Gördeşlilerdi, Manisalılardı, 77 milyondu. Niye darbeciler olacakmış? Niye asker beni yönetecekmiş? Niye Aydın Doğan beni yönetecekmiş? Niye Koç beni yönetecekmiş? Beni milletim yönetir. Sandıkta siyasetçi iki şeyden korkar. Bir, sandıktan korkar. İki, Allah'tan, vicdanından korkar. Kimseden de korkmayacak. Ve Recep Tayyip Erdoğan 9 seçim kazandı, Gördeşliler. 9 seçim. Her seçimde bir şeyler yapmak istedi. Demokrasinin alanını genişletmek istedi. İnsan hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek istedi. Ekonomiyi büyütmek istedi. Dış politikada söz sahibi olmak istedi. Özgüven vermek istedi. Siz büyük bir milletin çocuklarısınız mesajını verdi. İsrail'e kafa tuttu. Hiç kimsenin kafa tutamayacağı İsrail devlet başkanına siz plajlarda çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diyerek challenge yaptı, meydan okudu. Herkesin korktuğu ortamda. Almanlar korkuyordu, Amerikalılar korkuyorlar. Hala korkuyorlar, biliyor musunuz? Çünkü neden? Dünya ekonomisinin 1/4'ünü Yahudiler elinde tutuyorlar. Amerika yolundan idare ediyor. Belçika yolundan idare ediyorlar. Hatırlayın, Alman bakanı dedi ki bu Yahudi lobilerine karşı yeter dedi. Bu Siyonistlere karşı yeter. Alman ekonomisine manipülasyon yapmasınlar dedi. Adam 15 gün bakanlıkta kalabildi, intihar etti, istifa etti. Bir millet, bir bakan, bir parti başkanı orada Yahudilere kafa tuttu, İsrail'e kafa tuttu. Helikopterin atladı uçaktan ve paraşütü açılmadı. İntihar etti dediler. Oysa ki paraşüt açın belki de suikaste kurban gitti. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunu yaptı. Yapacaktı, yapmak mecburiyetindeydi. Biz siyasete atılırken Özal şöyle söylüyordu. İki tane gömleğim var diyordu. Bir tanesi başbakanlık gömleği, bir tanesi idamlık gömleği. Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da hiç idamlık gömlek giyer mi siyasetçiler? Bir tane gömlek giyerler. O da siyaset gömleğidir. Başbakanlık olur, milletvekili olur, belediye başkanlığı olur. Bizde niye farklı olsun? Recep Tayyip Erdoğan da iki gömlek giydi. Değerli kardeşlerim, hep ölümle burun buruna yaşadı. 17 defa suikast geçirdi bu adam. 17 suikast. Ve Cumhurbaşkanı olurken yine herkes direndi, biliyorsunuz. Ama millet çok büyüktü Allah'ın izniyle. Ona 9. seçimi kazandırdı. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na 2015'i kazandıracak inşallah. Sizinle kazanacağız değerli kardeşlerim. Kardeşlerim, insan hak ve özgürlükten alanını genişletiyoruz dedik. İmam Hatipli çocuklar okula gitmeye gidecekler. İstedikleri üniversiteye gidemeyecekler. Meslek liseler gidemeyecekler. Muzaffer Yurttaş
Eğer eskiden kazanmamış olsaydı tıpı, bu katsayı adaletsizliğinin geldiği ortamda o tıp fakültesine gidemeyecek, doktor olamayacak ve buraya da milletvekili olarak gelemeyecekti. Nice çocuklarımız heba oldu. Çocuklar başörtülü diyerek 40 bin kız çocuğumuz Malezya'ya gittiler. Bulgaristan'a, Macaristan'a, Nijerya'ya, Afrika'ya gittiler. Niye gittiler? Başörtüler diye gittiler. Ne vardı Allah aşkına? Bizi yönetenler aya uydu gönderdiler de, uçak yaptılar da benim başörtülü bacımın başörtüsüne mi takıldı? Hiçbir şey olmadı, yapamadınız siz. Benim başörtülü bacılarım bugün Türkiye'de okullarına da gidiyorlar, üniversitelerine gidiyorlar ve parlamentoya geliyorlar. Bu bir liderle oldu arkadaşlarım. Diyeceksiniz ki bir kişi ne ifade edebilir? Bir çivi bir nalı, bir nal bir atın ayağını, bir atın ayağı bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi, bir devleti kurtarır. İşte Menderes öyleydi, Mustafa Kemal öyleydi, Özal öyleydi, Recep Tayyip Erdoğan öyleydi değerli arkadaşlarım, ama sizinle beraber yaptım. Kardeşim, bizim çok ciddi şekilde tarihle barışmamız söz konusu. Ve dinle barışıyoruz. Devletle dinle barışıyor. Milletle barışıyor kardeşlerim. Niye Almanya yaptı da biz niye yapmayalım? Neden biz sadece tarımla uğraşacağız? O da modern tarıma geçemeyeceğiz. Biz neden tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan teknoloji toplumuna, bilgi çağına ulaşamayacağız? Bizim çocuklarımızın Almanlardan, Fransızlardan, Japonlardan ne eksiği var? Dünyada çocukların zeka testine tabi tuttular. Türkler beşinci geldiler. Ki biz daha eğitimi fırsat eşitliğine dönüştüremediğimiz dönemlerde yapıldı bu. Beşinci zeki millet neden dünyada 16. büyük ekonomi olur? Geçmişte daha da gerilerdeydik ya. Daha önlerde olmamız gerekir. Kardeşlerim, biz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Benim yüzlük çocuklarımı Amerika götürmemeli. Fransa almamalı. Burada üniversitelerle olması gerekiyordu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 50 üniversitemiz vardı. Şu anda 180 üniversitemiz var. Boğaziçi gibi, İTÜ gibi, ODTÜ gibi, Celal Bayar gibi, Ege gibi, Hacettepe gibi ilk 500'e giren 3 tane üniversitemiz var dünyada. Biz bunları ilk 100'e girdirmek için gayret sarf ediyoruz. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Tankı hep onlardan alıyorduk. Uçağı onlardan alıyoruz. Biz onlara üzüm satacağız. Biz onlara tütün vereceğiz. 10 ton, 100 ton tütün vereceğiz. Onlar bize bir tane tank verecek. Biz onlara 1000 ton üzüm vereceğiz. Onlar bize bir tane uçak verecekler. Niye öyle olsun ki? Tankımı da yaparım, uçağımı da yaparım, cep telefonumu da yaparım, arabamı da yaparım, petrolümü de kendim çıkarırım, elektriğimi de kendim üretirim. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük yapan bu. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, bir baba yiğit arıyorum, araba yapacağım. Değerli gördesinler, biz kazandığımız paranın çoğunu, hemen hemen tamamını 5 şeye veriyoruz. 1- Cep telefonlarına. Cep telefonu kaç senedir bu ülkede var? 20 yıldır var. Harcadığımız parayı biliyor musunuz? Biz birazcık yeni ile delinin hastasıyız. Nerede yeni görsek alırız, nerede deli görsek peşine düşeriz. Birazcık biz yeniye karşı özlem duyarız. İmparatorluktan geliyoruz. Biz büyüktük geçmişte. Lüks yaşamayı seviyorduk. Ama şimdi çöktük. Tasarrufa ihtiyacımız var. O cep telefonuna 20 yılda 40 milyar dolar para verdik arkadaşlar. İsviçre'ye, İsveç'e, Japonya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya 40 milyar dolar para verdik. Herkesin arabası var değil mi? Bu arabaların tamamını İtalya'dan alıyoruz. Fransa'dan alıyoruz, Japonya'dan, Almanya'dan, Kore'den alıyoruz değerli arkadaşlarım. Bir baba yiğit arıyorum dedi Recep Tayyip Erdoğan. Araba yapacak bir baba yiğit. 77 milyon. Ön Asya'ya, Orta Asya'ya, Afrika'ya araba satacağız. Biz yapacağız bu teknoloji. İtalyanlardan neyimiz geri? Fransızlardan neyimiz eksik bizim? Ama bir baba yiğit çıkmadı. Geçenlerde bulduk bir baba yiğiti. O baba yiğitle beraber 2020 yılında Allah nasip ederse bizim arabamız bu yollarda olacak. Artık biz kendi yerli arabamızı kullanacağız. Eskiden yerli malı haftası yapardık, hatırlıyor musunuz? Okullara giderdik. Herkes benim yaşımda olanlar bilirler. Şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Öğretmenim ama bilmiyorum. Üniversite hocalık yaptım ama bilmiyorum. Ortaokulda, lisede de hocalık yaptım. Yerli malında biz elma götürürdük, portakal götürürdük, badem götürürdük, çağla götürürdük. Hocalarımız da bizi çok severdi.
Ama benim bir arkadaşımın babası al diyor bir kataloğu, bunu götür öğretmenine. Götüremem. Baba, hani elma, hani armut, hani nerede badem, hani nerede ceviz, hani nerede portakal? Bırak oğlum bunu diyor. Götür hocana ver. Hoca kızıyor. Hocam diyor, babam dedi ki bir açsın baksın içine. Kayserili bir iş adamı bu. Ve ilk defa sobayı yapan, ilk defa olarak galvanizli işleri yapan bir adam. Başladığında sıfır. Yürüyor ve Türkiye'de dışarıdan topu almayacak noktaya getiren adam bu adam. Söyle öğretmenine diyor. Yerli malı böyle olur diyor. Arabayla olur, cep telefonuyla olur, tankla olur, tüfekle olur, uzaya uydu göndermekle olur kardeşlerim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor arkadaşlarım. Artık Türkiye'de kaç sayı adaletsizliği yok. İmam hatipler çoğalıyor. Çocuklarınızı meslek liselerine gönderin. Değerli kardeşlerim, biz Manisa'da bunları yapıyoruz. Organize sanayide bir meslek lisesi açtık. 950 çocuğumuz tam burslu okuyorlar. Şimdi bir tane daha açıyor organize sanayi. 850 çocuğumuz da orada okuyacak. Değerli kardeşlerim, bu kalkınma hamlelerini birlikte yapacağız. Geçen hafta mecliste bir konuşma yaptım. Çavdağ'da nikel madeni çıktı biliyorsunuz, Turgutlu'da. Şimdi bir tanesi de burada çıktı, Gördes'te. Zorlu, burada nikel madeni. Nikel nedir? Nikel şu, nikel araba, nikel mutfaktaki hanımefendiler, tencereleriniz, nikel çay kaşıklarınız, çatallarınız, nikel cep telefonunuzun kaplamaları, bunlar. Şimdiye kadar bunun tamamını, bütün nikelle ilgili ihtiyacın hepsini işlenmişini Yunanistan'dan, Finlandiya'dan, Amerika'dan alıyorduk kardeşler. Tam 500 milyon dolar para veriyoruz yılda. 500 milyon dolar. Şimdi buradan Gördes, Zorlu grubu 700 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. 700 milyon dolar, 1300 kişi çalışacak. Çavdağ'da 500 kişi çalışacak. Eskişehir'de büyük topraklar çıktı, rezerv bulundu. Onu da Zorlu trenlerle getirecek Akhisar'a. Akhisar'dan buraya yollarla, kamyonlarla taşıyacağız. Burada yapılacak. Vay efendim, ağaç kesiliyormuş. Vay efendim, çevre kirlenecekmiş. Ovamızda suyumuz kalmayacakmış. Üzüm bağlarımız kuruyacakmış. Finlandiya yapınca sular kurumuyor. Yunanistan yapınca bağlar kurumuyor. Almanya yapınca insanlar, hayvanlar ölmüyor. Türkler yapınca nedense CHP'ler, hatta MHP'ler itiraz ediyorlar. Niye itiraz ediyorlar? Milletvekili kürsüde konuşuyor. 6 milyon lira para kazanacak değer mi diyor Manisa Ovası'nı kirletmeye? Önce öğren dedim, öğren. 700 milyon dolar para veriyor Zorlu buraya. Öbür tarafa da Nata Holding 500 milyon dolar veriyor. 500 milyon dolar. Karını söylüyorum arkadaşlar. 35 yıl biri çalıştıracak, 25 yıl biri çalıştıracak. Karı yıllık 1 milyar dolar kardeşlerim. 1 milyar dolar para kazanacağız. 500 milyon dolar vermeyeceğiz. 1 milyon dolar para kazanacağız. Ama nedense yabancı hayranlığı bunlarda. Atatürk'ün partisinde yabancı hayranlığı var. Alparslan Türkeş'in partisinde yabancı hayranlığı var. Niye yabancı hayranlığı olsun sizde? Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde Türk hayranlığı var. Türkiye hayranlığı var. Hangimizde bayrak hayranlığı var kardeşim? Biz Doğu'da çözüm sürecini başlattık. 50 bin kişi öldü. Bu topraklar, buralar milliyetçilerin, milli ve manevi değerleri yüksek olan insanların diyarı. Kurtuluş Savaşı yapanların, insanların diyarı burası.